Değerli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda 2021'e iki memur tercih listesini size aktarmış olacağım. Bir önceki videomda zaten bilgisini aktarmıştım sizlere. Kılavuzu yayınlandığı takdirde yine sizlere destek olacağım demiştim. Nihayetinde kılavuzu yayınlandı. Şimdi sizlere önemli bilgileri aktarmış olacağım. Tüm hepsini ele alırsam baya bir zamanımızı almış olacaktır. Onun için lise, ön lisans, lisansların başvuru yapabileceği düz memur listesini size aktarmış olacağım arkadaşlar. Şimdi merkezi atamada maalesef ki daha önceki videolarımızda aktarmış olduğun gibi az bir aralığın olduğunu görmekteyiz ama moralinizi bozmayın. Bundan sonraki alımlarda Aile Sosyal Bakanlığı olsun, polis alımları, asubay alımları veyahut da iş kurar belediye alımları, farklı alımlar da illaki olacaktır. Yine geldikçe sizlere bunun bilgisini aktarmış olacağım. Ama yine de merkezi atamada muhakkak şansınızı denemiş olun. Çünkü herhangi bir sözlü mülakat olmadan direkt olarak atanıyorsunuz ki çoğu da kadro oluyor zaten. Kadrolu memur alımlarına başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet lise ön lisans lisansların başvuru yapabileceği düz memur lisesini size aktarmış olacağım. Lise dalında bakmış olduğum üzere şoför alımının tek bir tane alımın olduğunu görmekteyim. Maalesef ki kısıtlı bir sayı görmüş olduğunuz üzere. Şimdi ön lisanslarında toplamda 16 3001 liseli kodu var. Yani herhangi bir ön lisans mezunun başvuru yapabileceği alımlar mevcuttur. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak gişe memur alımları mevcuttur. veya da bunların dışında aşçı, şoför, veri yazma ve kontrol işletmeni, düz memur alımları mevcuttur. Hepsini okumayacağım tek tek. Sizler videoyu durdurup ben zaten belirgin bir şekilde karartmışım orayı. 3000 TL kodu olan yerlere rahat bir şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunun dışında aktaracağım diğer bir bilgi de bakın memur yazan yerlerde bile hani düz memur olarak yazan yerlerde bile 3000 bin nitelik kodu verilmemiş durumdadır. Yani herhangi bir ön lisans buraya başvuru yapamaz. 3173 kodlu alan mezun olan kişiler buraya başvuru yapabilir. Bunun da linkini açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan da kodlara ulaşmış olacaksınız. Bilginiz olsun. Evet ön lisans henüz bitmedi. Şöyle göstereyim sizlere tekrardan. Yine videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Bilgisayar işletmeni, memur, şoför alımlarının var olduğunu görmekteyiz. Ön lisanslarında toplamda 16 alımın 3000 niteliği kodunun ayrılmış olduğunu görmekteyiz. Şimdi lisans mezunları içinde 4000 niteliği kodlu toplamda 37 adet ayrılmış durumdadır. Hani herhangi bir lisans mezunun başvuru yapabileceği 37 4000 seri kodunun var olduğunu görmekteyiz. Sizler yine videoyu durdurup 4000 seri kodunun var olduğu kısımlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Demiş olduğun gibi ben bu linki de açamak kısmına bırakmış olacağım. Oradan da rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Sizler tercihinizi artık puanınız yüksekse ve Kontenjan içerisindeyseniz istediğiniz yeri istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Ama puanınız düşükse biraz daha kontenjanı bol olan yerleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Bunun dışında ücra köşelerde bulunan yerleri de tercih listesi içerisinde barındırmanızı tavsiye ediyorum. Yani puanınız düşükse gelme ihtimali düşükse hem kontenjanı yüksek olan yerler, kontenjanı düşük olan yerler veyahut da ücra köşede olan yerleri de tercih listesinde muhakkak barındırmanızı tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve en kısa sürede en iyi yerlere atanmış olursunuz diye umut ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.